Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Assetto Corsa'da Logitech G29'un nasıl bağlandığını, ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi sizlerle Logitech'in kurulum dosyasına girelim. Bakın burada pedaller, vites ve direksiyon setimiz çıkıyor. Direksiyon setsiz olanlar da var. Bende shifterlı direksiyon ve vitesle beraber yani şu anda. Buradan şimdi direksiyon setinin içine giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada Assetto Corsa var en başta. Bunu ben yükledim. Bu yüklemeyi yapmadan da şuradan bulabiliyorsunuz. Bakın yeni oyunları tara diye ekranda çıkıyor. Yeni oyunları tara dediğinizde otomatikman burada şöyle şunu çekebiliyor muyuz? Çekemiyoruz. Yüklemiş olduğumuz araba yarışları, direksiyon setiyle alakalı olan oyunları bu kendi otomatikman buluyor. Bakın Euro Truck'ı buldu. Yani ETS'yi. Assetto'yu buldu. Gördüğünüz gibi tamam diyorum ben. Şimdi burada ilk başta nasıl bir ayar yapalım? Burada hemen şeyi göstereyim ben size. Direksiyonda nasıl bir ayar olması gerektiğini göstereyim. Direksiyon çalışma aralığı var arkadaşlar. Bakın direksiyon duyarlılığı var. Duyarlılığı ellemiyoruz en başta. Direksiyonumu görüyorsunuz şu şekilde dönüyor zaten vitesimiz de burada. Şimdi direksiyon aralığı yani çalışma aralığı yazanı ben 400 dereceye düşürdüm. Bu normalde orijinalinde 900'dür. 900 derece yani direksiyon 900 derece döner. Direksiyon 900 derece döner ama drift diyeyim ben size. Drift yapmanız için yani araçla yanlayabilmeniz için bunu hani 400, 300, 250 civarlarında bir ayara getirirseniz sizin için daha iyi olur. Hani yarış esnasında drift yapmak istiyorsanız. Ama onun haricinde drift yapmak istemiyorsanız bunu 900'de kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz yani. Bu tikli olan güç geri bildirimli oyunlarda yay merkezlemeyi etkinleştir. Tuşu da direksiyon için böyle çeviriyoruz ya. Bıraktığımızda gördüğünüz üzere böyle bıraktığımızda bir anda toparlasın diye. Hani normal araçlardaki gibi. Yay merkezleme gücünü ben ellemedim. Bunu pek değiştirmeyi de tavsiye etmiyorum. Bilmiyorum aksi bir şey olur mu olmaz mı? Şimdi şunu varsayılana çektiğimiz zaman görüyorsunuz bakın. Söylediğim gibi 900'de ve bunu seçmiyor otomatikmen. Ben bunu seçiyorum. Direksiyon çalışma aralığında ben kendimce 400 diyorum. Bunu tamam diyorum, kaydediyorum. Daha sonra buradan basıyoruz arkadaşlar bakın. Varsayılan olarak ayarla diyoruz. Bakın. Ben de seçiliydi. Tekrardan seçiyorum. Kalıcı olarak ayarla diyoruz. Tamam mı? En sonda kaydet diyoruz. Profili kaydet diyoruz ki bu seçenekler kaybolmasın. Şimdi oyunumuzun içine geçeceğiz birazdan. Oyunun içine geçtiğimizde yine bunlarla alakalı şeyler soracak ama biz Logitech'in kendi yazılımında burada direksiyon setinin ayarlarını yaptığımız şekilde kullanacağız. Hani içerideki oyun içindeki ayarlar yani direksiyonun bu çalışma aralığı işte güç geri bildirimli yay merkezlemesi falan buradaki gibi olacak yani. Başka bir şey olmayacak. Şimdi bunu kapatabiliriz. Şimdi oyunumuzu açalım. Oyunumuzu açalım. Direksiyon setimizin ayarlarını oradan göstermeye devam edeyim ben. Tuş atamalarımızı yapalım. Başlangıcımız bu şekilde. Bayağı da güzel. Şuradan bir tuşa basalım. Oyun ekranımız gelsin. Evet. Oyun ekranımız geliyor. Şimdi main menü, kariyer, special var. Custom Champions diyor. Yani kariyer yapabilirsiniz. Normal maçlara girebilirsiniz. Şimdi main menüden girelim biz menümüze. Gördüğünüz üzere benim bir profilim var zaten burada. Şimdi buradan arkadaşlar Logitech G29'u seçeceğiz. Tamam mı? Direksiyon setimizi yani şu anda biz şeyde zaten açmıştık profilde Logitech'in kendi yazılımında. Oyun içerisinden de ayarlar kısmından Logitech'in kendi direksiyon setini seçeceğiz ama shifterlısını seçeceğiz. Çünkü bizim direksiyonumuz şu andaki direksiyon setimiz vitesli. Vitesli olmayanlar vitessiz seçebilirler. Onu da şuradan göstereyim. Şimdi Optinus'a giriyoruz. Kontrollere geliyoruz. Bakın burada
Gördüğünüz üzere şu sol ekranda yazan, config yazan, tamam mı? Bu tarafta direksiyon setleriyle alakalı isimler var. Şimdi farklı farklı direksiyon setleri var. Biz burada kendi direksiyonumuzu bulacağız. Bakın G27 900'ler, G27 bakıyorum 900 shifter'lılar. Bizimki neydi? G29 artı shifter'lı. 920'ler falan var. Bakın Logitech G29 shifter'lı. Bizim direksiyon setimiz bu arkadaşlar. Ben şurada profillerde yaptım. Onları da şimdi ilerleyen zamanda göstereceğim. Şimdi Logitech G29 shifter'ı seçiyoruz. Burada Apple Preset yazıyor görüyorsanız. Buna basacağız. Tamam, bunun üzerinden işlem yapacağız. Bakın bunu seçtim. Dedi ki Logitech G29 shifter load yükledi yani şu anda. Ondan sonra buradan Apple Preset dedikten sonra Start'a basıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk başta direksiyonu seçtim. Daha sonra Apple Preset'e bastım. Start'a basıyorum. Şimdi bana diyor ki bir buton, hani yani bir Enter tuşu ata diyor kendine. Burada seçenekler var zaten. Pedaller, işte komple bütün direksiyon ve vitesle alakalı seçeceğimiz şeyleri gösterecek. Yani bu aşamaya geçtik şu anda. Direksiyonun hassasiyetinden tutun, işte hangi pedal hangi işe yarıyor, hangi vites hangisi, onları falan ayarlayacağız. Şimdi bize diyor ki direksiyon setinizde bir tane Enter tuşu seçin diyor. Yani onay vereceğimiz bir tuş seçin diyor. Ben buradan bakıyorum şimdi kırmızı bir tuşumuz var bizim. Bu klavyelerdeki de Enter tuşuna benzer zaten. Ben buna basıyorum arkadaşlar. Daha sonra diyor ki bana direksiyonu sağa sola çevir. Bakın direksiyonu sağa sola çevirdikten sonra tekrar butona basın diyor. Bakın tekrar butona basıyorum. Diyor ki 90 derece dönder direksiyonu. 90 derece direksiyonu döndürüyorum. Daha sonra 90 derece dönderdikten sonra diyor tekrar Enter tuşuna bas diyor. Şimdi tekrar Enter tuşuna basıyorum. Bırakıyorum direksiyonumu. Ondan sonra diyor ki tamam ayarlar oldu. Tekrar Enter tuşuna basın diyor. Bakın altta görüyorsunuz to continue press yazan. Tekrar Enter'a basıyorum. Şimdi geldik pedallere. Pedal seçenekleri geldi. Pedal seçeneklerinde de diyor ki gaza komple basın diyor. Bakın ayağımın altında şu anda zaten pedal takımımda. Şimdi gaza sonuna kadar basıyorum. Daha sonra diyor ki gaza sonuna kadar bastım ya ben. Kontrol tuşu yani Enter tuşuna basın diyor. Enter tuşuna basıyorum. Ayağınızı çekin. Tekrar Enter tuşuna basın diyor. Bakın ayağımı çektim gazdan. Tekrar Enter tuşuna bastım. Şimdi diyor ki frene basın. Bakın frene basıyorum. Aşağıdan da bakıyorum bu şekilde. Tekrar Enter tuşuna basın diyor. Frenden ayağınızı çekin diyor. Frenden ayağımı çekiyorum. Tekrar Enter tuşuna basın diyor. Yani bu atadığım Enter tuşu daha doğrusu. Tekrar Enter tuşuna basıyorum. Şimdi diyor ki debriyaja basın. Şimdi debriyaja basıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ayağınızı debriyajdan çekin diyor. Debriyajdan ayağımı çekiyorum. Tekrar Enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz üzere bütün pedal takımının ayarlarını da yapmış olduk. Şu anda bütün her şeyi yaptın diyor zaten gördüğünüz üzere. Tekrar kontrollerden Enter tuşuna basıyorum. Ve vites aralıklarına geçiyoruz. Şimdi up shift diyor. İleri ve geriyi ayarlayacağız arkadaşlar ilk başta. Şöyle söyleyeyim. Direksiyon setinde yani vitesli de olsa shifterlı da olsa her araç şeyli değil. Yani düz vitesli kullanamıyorsunuz her aracı. Normal manuel şekilde kullanamıyorsunuz vitesli bir şekilde. Yani vitesli bir şekilde derken shifter'la kullanamıyorsunuz. Ama direksiyon setinin arkasında görüyorsanız bakın şuralarda tuşlarımız var. Bakın burada var, burada var. Biriyle ileri, biriyle geri yapacağız. Ben sağ taraftaki şu arkadaki demir aksam görüyorsanız sağ taraftakiyle ileri yap diyorum. Down shift diyor. Sol taraftakine basıyorum. Sol taraftakine. Sol taraftakiyle de geri yap diyorum. Geri seçeneği geliyor. Ondan sonra bana diyor ki şimdi normal yani haş kodunda normal vites geçişlerini yap diyor. Elindeki vitesle buradakine eşleştir diye söylüyor. Şimdi ben 1'e atıyorum arkadaşlar. Bakın 2'yi seçiyorum. 3 diyorum. 4 diyorum. 5 diyorum. 6 diyorum. Bizde 7 vites yok. Ama oyunun özelliklerinde 7 vites var. Benim 6'dan sonra geri vitesim geliyor. Ben 7. vitesi de örnek veriyorum. Bu direksiyon setin üzerindeki tuşlardan hangisini seçeyim, hangisini seçeyim? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hangisini seçebilirim? Buradan artı tuşunu seçiyorum ben. 7. vites olarak.
En sonda geriye atacağım. Bastırıyorum. Geri vitesini atıyorum. Kontroller tamam diyor. Enter'a basabilirsin diyor. Enter'a basıyorum. Şimdi bütün ayarlar geldi. Bunları kaydet diyor bana. Şimdi bunları kaydetmem için bir kontrol etmem lazım. Şimdi bakın direksiyonu sağa sola çeviriyorum. Görüyorsunuz. Ekrandaki gibi direksiyon sağa sola dönüyor. Hiç anormal bir durum var mı? Yok. Direksiyon sağa sola dönüyor. Her türlü dönüyor yani. Hiçbir aksilik yok yani şu anda. Aksi bir durum söz konusu değil. Gördüğünüz üzere bırakıyor da zaten. Şimdi pedal takımı aşağıda zaten. Gaza basıyorum. Bakın. Gaza bas çek yapıyorum. Frene basıyorum. Bak frene bas çek yapıyorum. Hani kontrolleri şu anda son ekranda doğrulamış oluyorum. Burada kontrolleri doğrulayacağım ki ona göre kaydedeyim, ona göre oyuna gireyim. Yani anormal bir şey olabilir, olamaz diyerekten. Bakın frene de basıyorum. Debriyaja basıyorum. Bak tekrar gaz, debriyaj, gaz, debriyaj, gaz, debriyaj, fren, fren. Görüyorsunuz fren, debriyaj. Anormal bir şey yok. Şimdi buradaki direksiyon üzerindeki sistemden de vitesi yükseltiyorum. Bakın. Direksiyon üzerindeki sol taraftakinden de vitesi düşürüyorum. Geriye çekiyorum. Bakın yükseltiyorum. Geriye çekiyorum. Şimdi boşa tekrar alalım. Şimdi vitesimiz boşta. Debriyaja basıyorum. Bak 1'e atıyorum. 2'ye çekiyorum. 3'e atıyorum. 4'e atıyorum. 5 diyorum. 6 yapıyorum. Boşa alıyorum. 7. vitesimiz neydi? Bizim artı tuşumuzdu. Direksiyon setinin üzerinde bulunan tuş takımından artıya basıyorum. Bakın. 7. vitese geçiyor gördüğünüz üzere. Tekrar boşa geldi. Geri vitesine takmak için vitese biraz bastırmamız lazım. Vitese bastırıyorum. Geriye atıyorum. Gördüğünüz üzere geriye geçti. Viteste de bir anormallik yok. Tekrar vitesi boşa alıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir anormallik yok şu anda. Bütün işlemleri bu şekilde tamamlamış olduk şu anda. Yani direksiyon setimizi, pedal takımımızı gördüğünüz üzere elimizdeki yani vitesimizi, haricinde burada yanımızda duran shifterımızı yani vites takımımızı komple denemiş olduk. Burada şöyle bir şey söyleyeyim, atlamadan geçmeyeyim. Ben ilk yaparken buradaki seçeneklerde gaz pedalini tahminen seçmedim ya da artık bilmiyorum orada enterlarken yanlış bir şeye bastım sanırım. Araba gaz yemiyordu normalde. O tarzda sıkıntılarla karşılaşan arkadaşlarımız da olmuş sanırım. Ben de ilk başta acaba direksiyon setimde yani sistemimde bir sıkıntı mı var? Yani başka bir sorun mu var acaba? Oyunda bir uyumsuzluk var mı diye düşündüm. Oyunda bir uyumsuzluk yok. Ben o an dalgınlıkla tahminen ya gaza basmadım ya enter'a önce bastım sonra bastım. Orasını tam bilemiyorum şu an için. O sorunu çözmüş oldum. Şu an gördüğünüz üzere gaz pedali de, fren de, debriyaj da her türlü çalışıyor. Hiçbir anormallik yok. Viteslerimiz de gördüğünüz gibi 3, 4, 2, 1, 5, 6'ya geçiyor. Yani hiç anormal bir şey yok. Geriye de geçiyor. 7. vitesimiz de zaten burada. Hiçbir anormallik yok. Bunu bu şekilde kaydedeceğiz. Bakın apply diyor. Bütün ayarları yaptık. Şu anda pedal takımı, direksiyon setimiz ve vites takımımızla bütün ayarlarımızı yapmış olduk. Şu anda bunu kaydediyorum. Daha sonra hani burada normal starttan girmiştik zaten. Diğer ayarlar geliyor. Oyun içi diğer ayarlar. Şimdi bu kısımda ben bir işlem yapmıyorum. Main Controls'te. Shifters'ta geliyorum. Zaten burada tuş atamalarımızı yapmıştık. Hani viteslerimizi yapmıştık yani vites aralıklarımızı. Bunlar zaten otomatik seçilmiş. Gördüğünüz gibi burada da zaten programlar yazıyor. Hani nasıl bir bağlantı yapıldığına dair. Şimdi sekonderiye geliyoruz. Bir de Advance var. Advance'ı da birazdan göstereceğim. Bu sekonderiye gelelim arkadaşlar. Bu üst kısımlarda bir işlem yapmıyoruz. Ben fazla kullanmıyorum bunları. Aslında kullanabiliriz. Bakın turbo artı turbo eksi şeyleri var. İşte tracking kontrol falan diyor. ABS artı eksi. Yani direksiyon setimizin üzerindeki tuşları kullanarak hani bunlardan yararlanabiliriz aslında da ben şu anda bunları kullanmıyorum. Ben en aşağı doğru geliyorum arkadaşlar. Buradan bakalım. Hangisini ayarlayacağız? Şimdi araç içindeyken sağa sola bakmayı göstereceğim. Bu Clench Left yazıyor bakın tamam mı? Ben buna basıyorum. Hangi tuşları atayalım diyorum. Mesela işte sağa sola ok tuşları var. Ne bileyim artı eksi de zaten artıyı kullandık. L2, L3, R2, R3 tuşlarımız var. Enter tuşumuzu zaten kullandık.
Burada haricen bir de normal bu PlayStation'larda oynadığımız konsolun üzerinde bulunan tuş takımları var arkadaşlar. İşte üçgeniydi, yuvarlağıydı, çarpısıydı, karesiydi gibi. Şimdi bunlardan ben atamayı düşünüyorum. Hani bu tuşlar üzerinden devam edeyim diyorum. Çünkü direksiyon elimin altında olduğu için burada hemen sağ tarafta. Şimdi left dediği için sola dönüş, yani sol tarafı gösteri ben bu tuşla yapacağım. Buton 2'yi seçti. Right diyor, sağa dönüş diyor. Ben kareyi seçtim buradan direksiyon setimden. Yuvarlak olanı seçiyorum. Buton 3 diyor. Geriye bakma diyor. Yani araç içindeyken geriye bakma diyor. Bunda X'i seçiyorum. Geliyoruz kameraya. Kamerada hangisi olsun? Yani araç içine girme, araç dışına çıkma, işte ne bileyim sıfır kamerası gibi yerleri görebilmek için de yapmamız gereken ayarda bunu seçiyoruz. Bunda hangisi olsun? L2 olsun diyorum ben. Bunda da L2'yi seçiyorum. Daha sonra bakalım neyimiz kaldı? Kornamız kaldı. Kornaya geliyorum. Kornada R2 olsun. Bunu ETS'de de kullanıyorum zaten ben. Kornamızı bakıyorum. Kornamızı da R2 yaptık. Daha sonra Handy Brake var. Headlights var. Ne? Flash Headlights var. Bu sisle alakalı bir şey olabilir. Her arabada sis farı yok. Bunu da pek kullanmak bilmiyorum nasıl mantıklı olur, nasıl mantıksız olur. Şimdi bu el freni, hand brake, headlights da lambaları yakıyor. Yani arabanın farlarını yakıyor. Şimdi headlights'a gelelim. Arabanın farlarını hangisiyle yakalım? Tuş takımında hani sağ işte kafamızı çevirdiğinde bakalım, sola bakalım, geriye bakalım dediğim takım var ya, PlayStation üzerinde bulunan tuşlar dediğim. Onun üzerindeki üçgenle de biz lambalarımızı yakalım. Üçgene basıyorum. Buton 4 olarak seçiyor. Gördüğünüz üzere hand brake. Aman hand brake de. Bu da el freni. El freni için bakıyorum. Neyi seçebiliriz? El freni için şuradan bakıyorum. L3 uygun gibi. L3'e de el frenini seçiyorum. Bunun haricinde de bir işlem yapmıyorum. Şimdi burada bu işlemleri bitirdikten sonra, bakın bu işlemleri bitirdikten sonra geliyoruz Advance'e. Advance'de şu kısımlarda pek bir işlem bilmiyorum. Hani buralarla oynanır mı oynanmaz mı? Ama pedal settings diyor. Bakın görüyor musunuz? Brake game diyor. Burada frenlemenin hızını gösteriyor. Frenleme oranını. Bunu yükseltebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Bunun ortalaması 2.40 almış. Ben bunu şöyle 2.87'ye falan yükseltiyorum. Hani biraz daha ağır bassın frene diye. Bunu düşürebilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Oyun oynarken, drift yaparken direksiyonu nasıl ayarlıyorsanız haricen dokunmanız, yapmanız gereken bir ayar da bu. Yani freniniz sert mi olsun, yumuşak mı olsun, ne bileyim hani çok mu ani, hani bir anda mı dursun yoksa böyle bir hafif hafif mi dursun? Onun ayarını buradan yapabilirsiniz. Ben bunu biraz daha yükselttim. 3'e getirdim hatta. Düşürebilirsiniz. O size kalmış bir karar. Şimdi bunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Bakın ben şurada iki tane kaydettim. KKTT diye. Şimdi bunu da bu şekilde kaydedeceğim. Save Current diyor bakın. Kaydediyorum. Buna geliyorum. Load Select diyor. Tamam. Load Select dediğim zaman sadece burada yapmış olduğum gördüğünüz üzere bu ayarları yüklüyor. Bu ayarları yüklediği için de ben bu ayarlarla hani hangi araç modunda oynayacaksam onun üzerinde bu ayarlar üzerinde oynama yapabilirim. Diğerlerini de seçebiliriz. Onlarda da farklı ayarlar yapabilirsiniz. Kendinize yeni profiller açabilirsiniz. Onlar size kalmış. Tekrar load diyorum. KT0001'i yükledi şu anda. Tekrar buradan geri geliyorum arkadaşlar. Bakın bütün ayarlarımızı yaptık biz buradan. Tekrar geri geliyorum. Buradan drive diyorum. Bir tane BMW seçmişim ben. Normalde. Bakalım ne seçelim. DPC'lerimizde de ne var? CV'miz var. Peugeot 206'mız var. 207'miz var. Civic Hatchback var. Opel Corsa var. Bunları göremiyoruz tam anlamıyla. Bunların ayarında bir sıkıntı var. Onlara bakacağım zaten ben. Buradan yine biz bir BMW seçelim olmazsa. Ben şu M3'ü seçeyim. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Tamam, oradan sonra buradan neyi seçebiliriz? Mesela şuradan drift'i seçeyim. Drift'i seçiyorum. Şuradan da bakın en sağdan.
Görüyorsunuz burada zaten hep çıkar. Start yazar. Buna basıyorum. Hani kurulumu anlattık. Direksiyonumuzu ayarladık. Vitesimizi de ayarladık. Aksi bir şey olmasın diye. Kusura bakmayın. Başka bir oyun daha çıktı. Onun ekranı geldi bir an için. Şimdi aracımız çalışır vaziyette otomatikmen. Gördüğünüz üzere. Şuradan direksiyona basıyoruz. Bakın aracın içine biniyoruz. Bakın ben bunu L2 tuşuna atamıştım. Gördüğünüz üzere. L2 tuşuyla aracın böyle içine giriyorum. Bakın direksiyonumuz aşırı hassas zaten. Tam bize göre. Aracın dışına çıkıyorum. PlayStation'daki o tuşlardan bahsetmiştim ya. Onlarda da ayarladığımda bakın sağa bakıyorum. Yuvarlakla kareyle sola bakıyorum. Ben dışından göstereyim daha güzel olsun diye. Çarpıyla geriye bakıyorum yani X'le gördüğünüz üzere. Üçgenle de farlarımızı yakıyorum. Bakın. Bakın üçgenle de farlarımızı yakıyorum. Sis farı ayarı da yazıyordu. Ben onu ellemedim haricen. Şu L3 zaten bizim el frenimizdi. Bununla alakalı bir işlem yapmıyorum. Bakın gaza dokunuyorum. Gördüğünüz üzere frene de basıyorum. Aracımız yürüyor da tekrar aracın içine giriyorum. Bakın aracın içine girdim. Bakın aracımız lazım bir şey gidelim. Kullandırmıyor şu anda. Ses oranı biraz yüksek. Benim sesim fazla anlaşılmıyor olabilir. Onu da şuradan kısabilir miyim? Yok, oyun esnasında kısamıyorum. Sesim pek anlaşılmayabilir arkadaşlar. Şu anda ilk Logitech'in yaptığımız ayarlarıyla direksiyon setimizle oyuna başladım. Drift modunu ayarlamıştım zaten. Ben drift modunda şu anda oyunumuza başladık. Bu şekilde bir sürüş yapalım şöyle. Çok ağır yapmıştım ben, fren toparlamıyor. Hassasiyetini görüyorsunuz. Hemen topluyorum.
Daha direksiyonumuzu hemen topladı gördüğünüz üzere. Çalışmasını da göstermiş oldum. Aksi bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnşallah yararlı olmuştur. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani oyunun kurulumunu anlatmadık ama kurulumunda öyle çok ahım şahım bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Kurulumunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Aksi bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Takıldığınız bir yer varsa yine yardımcı olmaya çalışırız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Benim elimdeki direksiyon seti de Logitech'in yine. G29'u zaten. Onun üzerinden anlattım. Shifter'ımız da var burada. Vites takımımız. Altta da pedal takımımız var zaten. Çalışma sistemi bu şekilde. İngilizce olduğu için biraz belki anlamakta güçlük çektiğimiz noktalar oluyor. İster istemez. Hepimiz yaşıyoruz yani bu sıkıntıları. Ben elimden geldiği kadar çevirmeye çalıştım. Size de anlattığım gibi zaten. Haricinde farklı bir ayar yapmadım yani. Gördüğünüz üzere sizle beraber burada size anlattığım şekilde bütün ayarlarını yaptım. Onun üzerinden de bir sürüş testi yaptık. Direksiyon setimizin çalışması da güzel. Gayet iyi yani benim nazarımda. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Yine yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.